Abi geçmiş olsun ilk önce. Allah size bağışladı barışı. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Allah razı olsun Erdem. Neler oldu? Nasıl gelişti? Haberi nasıl aldınız? O süreci bize anlatır mısın biraz Ali Rıza abi? Erdem Bey, o deprem sabahı saat 4'ü çeyrek geçe bir telefonum çaldı. Telefon numarası kayıtlı değildi bende. Bir telefona bir baktım. Oğlum Barış'ın ağladığını gördüm. Baba bizi kurtar diyordu. Çok kötü bir gündü. Ne yapabileceğimi şaşırdım. Oğlum neredesin diye kendisine söyledim. Baba dedi şu an ben dedi kendi imkanlarımla dışarı çıktım. Ama dedi durum çok kötü, başım kanıyor dedi. Ayağımda bir ağrı var dedi. Ayağımın üzerine dedi dolap çöktü dedi. Başımın dolap geldi dedi. Oğlum yakın bir hastaneye gidemiyor musun dedim. Baba hiçbir yere gidemiyorum dedi. Sadece dedim dışarıdayım, dışarıda bir şeye sığındım, otobüs durağına. Oğlum bir kar falan yok mu dedim, bir karla beraber yani bunu bu kanım durduramıyor musun? Baba dedi durdurmaya çalışıyorum, ben daha konuşamayacağım dedi, telefonu kapattı sonra. Yani o anda başına darbe almış, başında kanama var. Kendi imkanlarıyla çıktı ve kendi imkanlarıyla da tedavisini mi Evet. olmaya çalıştı? Bunu mu anladık Ali Rıza Ve abi? ilk babasını aradı, haber Evet, verdi. yani bir ben ona söyleyince bir kar tut diye, belki kanama durur diye aklıma ilk önce o gelmişti. Daha sonra işte çıkan arkadaşlarıyla beraber orada bir bezden falan kanını durdurmuşlar. Allah'a şükürler olsun ki Rabbim bize onu bağışladı. Peki, nerede şu an Barış? Erdem Bey, Barış oradan da çıktıktan sonra şeye gitti abi, baktı kendi durumu iyi. Bir tane antrenörü vardı, kaleci antrenörü, o Antepliydi. Onunla beraber belediye tesislerine giderek orada bir minibüs aldılar. Minibüsü çalıştırdık çünkü bir iki arkadaşı ağır yaralıydı. Barış o vaziyette, arabayı tesisin önüne getirdi. O iki arkadaşını arabaya koydu. Antep'e doğru yola çıktılar. O da kendisi de hafif yaralıydı ama o arkadaşları daha çok kötüydü. Her tarafı kırıktı. Antep'e geldiler. Antep'te o arkadaşlarını Antep'te devlet hastanesine teslim ettiler. Kendisi de ayakta tedavi gördü. Ondan sonra buradan iletişime geçtik. Biz kendisiyle kulvardan Antep'te olan kamyoncu arkadaşlarımız vardı. Onunla beraber kendisini buluşturduk. Antep'ten yola çıktılar. Kamyonla beraber 2 gündür yoldalar. Şu an Ankara'ya kadar gelebildiler. Şükür inşallah. Hayırlısıyla bugün evli İnşallah. olacaktır inşallah. İnşallah, inşallah. Yani tabii ki o takımda vefatlar da var. Taner Kahriman'ı, Hakan Doğan'ı kaybettik. Allah rahmet eylesin. Aynı enkazdalardı onlar da, değil mi sevgili Ali Rıza abi? Evet efendim, ben şimdi Hakan Doğan'la bir tane daha topçu şu an hatırlayamıyorum. O Taner ikisi Kahriman, Taner Kahriman. Taner ve o Hakan öldüğünü, bir topçu daha olduğunu ismini hatırlayamıyorum. Enkaz altında olduğunu biliyorum. En son almış olduğumuz arkadaşlardan bilgilere göre bir güreşçi arkadaşlar da var. Evet, 3-4 evet, tane de evet. güreşçi arkadaş deprem şey altındaymış, enkaz altında. Hayırlısıyla inşallah kurtulacaklardır. İnşallah. Peki Ali Rıza abi, o kaldıkları yurdun alt katlarında güreşçiler, üst katlarında futbolcular mı kalıyordu? Nasıl bir yapıydı orası? Şimdi burası bir kız öğrenci yurduymuş. Ama bu şimdi Kerem'le Barış en üst katlarda kalıyormuşlar. Yani Kerem 6. 7. kat mı tam bilemiyorum. 6 katlıymış, evet. 6 katlı. Kerem en üst katta, 5. katta da Barış kalıyordu. Diğer katlarda da topçular kalıyormuş. 1, 2, 3, 4. katlarda da zannedersem ilk katlarda güreşçi arkadaşlar kalıyordu. O şey, Kahramanmaraş Belediyesi tarafından mı tahsis edilmiş o yurt, yoksa kulüplerin kendi imkanlarıyla mı tahsis edilen bir yurt? Biliyor musun bunu? Belediye tarafından tahsil edildiğini biliyorum. Evet, Yani şimdi. ama tam ki yani sağlıklı bir bilgi öyle olduğunu biliyorum efendim. Ya şu an itibariyle Barış yolda. Nasip olursa da akşam üzeri, akşam saatlerinde de evine doğru gelecek Doğrudur inşallah. inşallah, hayırlısıyla kavuşacağız inşallah. Allah'a şükürler olsun diyelim kendi açınızdan, ama o Barış'ın yaşadığı travma, o Kerem Yıldırım gene keza bizim eski futbolcularımızdan, onların yaşadığı travmaların tarif edilebilir bir tarafı yok. Keza o bölgedeki futbolcular da, o enkaz altındaki futbolcuların, güreşçilerin
Allah nasip ederse kurtulacağına inandığımız güreşçilerinde. İnşallah Erdem Bey, inşallah. Bir de Saruhan galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Evet, o da... evet. Aynen doğru, o ismi ben hatırlayamadım. Evet. Yani bu Hakan ve öbürü Taner. Rahmetli oldu. Saruhan'da içeride olduğunu söylüyorlar orada. Sosyal medya şeyde yazıştığımıza göre ondan da umut kesilmiş, arama kurtarma çalışmaları zannedersem durdu orada. Şu an tabii ki başka yönlere yönlendirdiler onları. İnşallah bu kavuşmada da bizler de yanınızda oluruz Ali Rıza abi. Eklemek istediğim bir şey var mı sevgili Ali Rıza? Allah razı olsun, sağ olun, var olun. Sizler de sadece benim oğluma değil, bu İzmitli sporcuları devamlı sorduğunuz için, aradığınız için kendi adıma, o çocuklar adına sizlere de çok teşekkür ediyorum Erdem Bey. Rica ederim Ali Rıza abi, görevimiz bizim. Tekrar çok geçmiş olsun. Çok sağ olun. Sizlere de kolay gelsin. İyi çalışmalar efendim. Teşekkür ederiz. Sağ olun.